Gebeleriniz süreci nasıl geçirdiler? Tabii kontrollü normalleşme dönemine girdik ve bu süreçte de gebeleriniz nelere dikkat edecekler. O süreçte neler yaptı gebelerimiz? Bütün merak edilen sorularımızın cevabını Süleyman Yeni Ocak hocamızdan dinleyeceğiz. Ve ben öncelikle Süleyman hocam nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü korona günlerinde, pandemi günlerinde en büyük yükü sağlık çalışanlarımız yüklendiler. İyi ki varsınız diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Herkese merhabalar diliyorum. Tabii ki bütün dünyayla birlikte ülkemizi de koronavirüs salgını etkisinde geçirdik. Halen de salgının devam ettiğini unutmamakta fayda var. Bu normalleşme dönemiyle birlikte biraz daha rutin işlemlere dönüyor gibi olsak da psikolojik olarak normalleşme o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor. Pandeminin en yoğun yaşandığı günlerde diyelim, kadın hastalıkları ve doğum branşı olarak birkaç branşla beraber sürekli aktif hizmet vermek zorunda olan özellikle obstetri kanalı yani gebelikle ilgili olan durumlarla ilgili olarak kesintisiz olarak biz hizmetimizi elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Doğumlara, yüksek riskli gebeliklerimizin ertelenemeyecek olan takipleri, düşükler, dış gebelikler, kanamalı durumlar ve buna benzer sayabileceğim birçok acil şekilde bize başvuru potansiyeli yüksek olan bir branşız biz zaten. Tabii ki rutin kontrollerimizi aralarını açarak biraz daha askıya aldık. Mecburi olmadıkça hastalarımızın öncelikle öncesinde bize ulaşarak acil bir durum olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olduktan sonra gelip gelmemeleri konusunda tavsiyelerimiz oldu. Ve gelmesi şart olmayan hastalarımızın gelmemesini tavsiye ettik. Ama tabii bu salgın döneminde gecikmiş, ertelenmiş, aslında gerçekten de doktora gelmesi gerekip de gelmemiş olan hastalarımızın çok acil bir şekilde ameliyatlarını yapmak zorunda kaldığımız durumlar da oldu. Hayati tehlikeye varacak kadar ciddi kanama durumlarıyla bize başvuran hastalarımız oldu. Acil ameliyattan tutun, zaten kan bulmakta zorlanılan bir dönemden geçiyoruz. Salgın döneminde daha da zordu. Onun zorluklarını da yaşadık. Bu yüzden o dengeyi kurmakta fayda var diyorum. Halen salgının azalarak da olsa devam ettiğini göz önünde bulundurarak ve halen hastaneye gelmekte çekinen hastalarımız da olabilir. Lütfen hekimleriyle, hastaneleriyle diyalog içerisinde olsunlar. Ertelenebilecek şey var, ertelenmeyecek şey var ve unutmasınlar ki hastaneler tedbirin en üst seviyede olduğu yerler. Yani nasıl? Tabii. Biz tabii hastane olarak da pandemi döneminde sağlık sistemimize maksimum katkıda bulunduk. Evet. Kendi branş hekimlerimiz en ön cephede olmak üzere bütün servislerimiz, yoğun bakımlarımız halkımıza sonuna kadar hizmetini verdi ve çok şükür çok kısa bir süre önce de bildiğim kadarıyla tabii branş hekimi olmadığım için şifayla birçok hastamızı taburcu edip en son COVID hastamızı da yakın zamanda servislerimizden taburcu ettik. Bize verilen görevlendirmeler olduğu zaman branşımız dışında onları da seve seve yerine getirdik. Pandemi bir halk sağlığı sorundur. Pandemi bütün ülkenin sağlık çalışanı olsun. Az önce sağlık çalışanlarına teşekkür ettiniz ama o dönemde bize gıda temini sağlayan, bizim güvenliğimizi sağlayan, bizim ulaşımımızı sağlayan, yani zaruri hayati ihtiyaçlarımızın karşılanmasında rol alan memlekette kim ne emek verdiyse hepsine yürekten teşekkür ediyoruz biz de. Sağlık emekçilerine ayrıca katkıda bulunmak için birçok insan işbirliği içerisinde, yardımlaşma, dayanışma içerisinde hareket etti. Kötü bir sınav vermiyoruz şu an için. Evet. Ama gevşemek, rehavet, her şey normalmiş gibi davranmak gerçekten daha kötüye sebep olabilir. Bunu unutmayalım. Zaten artık herkesin sürekli tekrarladığı belli tedbirlerden yana bir gevşeme olursa bunun yani son virüs Türkiye'den hatta dünyadan yok olana kadar bu virüs salgını bitmeyecek diye bilmekte, beynimize bunu kazımakta fayda var. Riskin nerede olduğunu bilemeyiz. O yüzden tedbirli bir şekilde yaşayacağız. Yani kontrollü yaşayacağız. Ama bunu hakikaten iyice benimsemesi lazım insanların. Özümsemesi lazım insanların. sokağa çıkma yasakları olsun, diğer benzeri kısıtlamalar olsun. İnsanlarda bir yasak var. Ortadan kalktığında tamam algısı oluşturdu biraz. Bir şey yasakken kaldırıldığında daha ters tepki
verdi maalesef. Böyle olmasın, sürekli belli bir seviyede bir dengeyle ve kontrolle gitsin. Hepimizin bu bilinçte olmasını bekliyorum ben. Hastane konusunda da az önce belirttiğim gibi hastane aslında kendini de nasıl koruyacağını daha iyi bilen sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Karşıdakini de çok daha iyi nasıl koruyacağını bilen sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Yani o yüzden zaruri durumlar veyahut çelişkide kalınıyorsa telefonlarımız 7/24 açık, evet. Hastanenin telefonları 7/24 açık. Özellikle gebelerimiz ve riskli durumu olan hastalarımızda. Ki hali kertelenmez. Tabii. Yani dediğim gibi çok üzücü durumlarla da karşılaşmanın sınırından döndük biz bu salgın döneminde. Bu korku yüzünden. Avrasya Hastanesi gerçekten başarılı bir süreç geçirdi. Neden? Kesinlikle. Çünkü gerek hastalarımız, gerek yakınları olsun, gerek hastaneye gelenleri olsun, ateşleri ölçüldü, el dezenfektanları ikram edildi, galoşlar giyildi, maskeler taktırıldı. Tabii. Hastane olarak bu işin sonuçta hastaneler en başta. Bu işin öncüleri ve doğuruyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yayınladığı rehberleri harfiyen uygulamakta yükümlü olan yerler. Bizim örnek olmamız gerekiyor bu durumda zaten en başta. Hem buraya gelen hastalarımızın sağlığını korumak, hem kendi personelimizin, kendi çalışanlarımızın sağlığını korumak adına gereken bütün tedbirleri halen almaya devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi salgın bitmedi. Biz pandeminin en yoğun olarak yaşandığı günlerdeki tedbirlerimizle halen işimize aynı özenle, aynı tedbirle, aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Umarım bu salgın bir gün tamamen biter, her şey normale döner. O zaman yine işimizin başında olacağız ama daha keyifli ve daha rahat bir şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunun yarattığı stres ve kaygı herkesi etkilemiş durumda. Bu kaygı umarım zamanla vakalarımızın da azalmasıyla, sıfırlanmasıyla sıfırlanır inşallah diyorum. Evet. O dönemde doğumlar oldu mu? Tabii doğumlar ya? Mecburen. Doğum engellenemez, durdurulamaz, ertelenemez bir acil, en acil ihtiyaçlardan biridir. En acil sağlık ihtiyaçlarından biridir. Doğumlar tabii ki oldu. dediğim gibi acil kanamalı durumlarımız oldu, dış gebeliklerimiz oldu, ameliyat etmek durumunda kaldığımız acil bir şekilde. Kadın doğum birkaç branşla beraber özellikle acil bir şekilde hastasının başvurma potansiyeli yüksek olan bir branştır. Evet. O yüzden biz de diyebilirim ki kesintisiz bir şekilde hemen hemen her gün buradaydık ve işimizin başındaydık ve sonuna kadar hastalarımıza hizmet etmek adına görevimizin başında olmaya özen gösterdik. Hocam iyi ki varsınız. Sağ olun.